Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sayın bakanlar, bürokratlar, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerine grubumuz adına söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli Savunma Bakanlığı kuşkusuz ki en önemli bakanlıklarımızdan biri. Göz bebeğimiz ordumuzun bağlı olduğu bu bakanlığımız maalesef ki iyi yönetilemiyor değerli arkadaşlar. Özellikle yaşanan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapılan yapısal değişiklikler sorunların büyük bir bölümünü oluşturuyor. Burada ayrıca değişen yönetim biçimimizin getirdiği ucube başkanlık sisteminin de payı büyük. Partili Cumhurbaşkanı ülkenin her alanında kimyasını bozmaya devam ediyor. En son buna memleketim Çanakkale'de şahit olduk. Sayın Akar bir dizi program için 2 Aralık'ta Çanakkale'deydiler. Programında yer alan ilk oyum Erdoğan'a gençlerle buluşması açıkçası bizi üzdü. Sayın Bakan, siz memleketime gelirken devletin imkanlarını kullandınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın parasıyla gelmediniz. Devletimin askeri, polisi sizi korudu. Bütün masraflarınızı devlet, yani bu millet ödedi. Cumhurbaşkanına bağlı olabilirsiniz ama bu millete karşı da bir sorumluluğunuz olduğunu unutmamalısınız. Siz peygamber ocağı, asker ocağının temsilcisisiniz. Sıradan biri değilsiniz, askerlikten gelmesiniz. Unutmayın, sizi bu devlet okuttu, yetiştirdi. Görevinizi yaparken bakanlığınızın hassasiyeti gereği en az taraf görüntüsü vermeniz gerekmektedir. İlk oyum Erdoğan'a toplantısına katılmak ne demek? Size bağlı ordunun bir partiye yakın durmasını işaret etmekten başka bir şey değildir. Defalarca söyledik. Camiye, kışlaya siyaseti sokmayın diye. Dinlemiyorsunuz. Bir vesayeti bitirelim derken ordu üzerinde bir parti vesayetinin de önünü açıyorsunuz. Bu çok yanlış. Sayın Bakan'ın Çanakkale'de Erdoğan için oy istediği sıralarda biz de Milli Savunma Komisyonu milletvekilleri olarak Hatay'daki sınır hudut karakollarımızda bir inceleme ziyaretindeydik. Hudut güvenliğiyle ilgili yapılan çalışmalar gördüğümüz yerler için olumluydu. Ancak bizi çok rahatsız eden bir olaya daha tanık olduk. Darbe girişiminden sonra yapılan düzenlemeyle bakan yardımcısı gibi çeşitli sivil bürokratlara general rütbeleri verilmiş. Askerlikle hiçbir ilgisi olmayan, siyasi bir irade tarafından atanmış bakan yardımcısı bizim üzerimizde. Milletvekillerini bırakın, tabur komutanının alay komutanının da üzerinde. Alay komutanı, tabur komutanı, karakol komutanları gittiğimiz her yerde kendisine tekmil verdiler, şeref defterini imzalattılar. Bakan yardımcısı sivil, sonuna kadar da siyasi. Yanına AKP il başkanını da alıp denetime gelse ne diyeceksiniz? O Mehmetçikler hepimizin evladı. Siyasete alet edemezsiniz, etmemelisiniz. Evet, ordu siyasi iradenin emrindedir. Ama sivil iradenin de bu ordunun bu kadar içerisine girip işleyişine müdahale etmesi doğru değildir. Askerlik mesleğinin kendine özgü dokusu korunmalıdır. Güncel siyasete alet edilmemelidir Sayın Bakan. Cumhurbaşkanı dün darbeci dediği Sisi'ye bugün el sıkarken köfteleme yapabilir. Kardeşim Esad'dan önce Esed'e, sonra tekrar Esad'a da dönebilir. 34 askerimizi şehit eden Rusya karşısında el pençe divanda durabilir. Ya da 15 Temmuz'un finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde samimi pozlar verip asla vermem dediği Kaşıkçı dosyasını da verebilir. Tıpkı rahip Branson'u gazeteci Deniz'i vermem deyip vermesi gibi sürekli kıvırabilir. Ama Türk ordusu kıvırmaz. Verilen ömrü ölümü pahasına olsa da yerine getirir. İşte bu nedenle ülkeyi yönetenler büyük sorumluluk altındadır ve buna göre hareket etmek zorundadırlar. Ama aziz milletimiz rahat olsun. En geç 6 ay içerisinde iktidara geldiğimizde ülkemizi yeniden liyakatli bir yönetime kavuşturacağız. Astsubaylarımızın, subaylarımızın özlük haklarıyla ilgili iyileştirmeleri yapacağız. Askeri hastaneleri, askeri mahkemeleri, askeri okulları yeniden açacağız. EYT mağduru albaylarımızın, emekli binbaşılarımızın, sözleşmeli erlerimizin, uzman çavuşlarımızın, sivil memurlarımızın,
sivil memurlarımızın, askeri sağlık personelimizin sorunlarını biz çözeceğiz. Ve kıvırmayan, tutarlı, net, dürüst politikalarla Mehmetçiğimizin canını koruyacak, tank palet gibi hiçbir fabrikamızı peşkeş çekmeden yandaş için değil, halkımız için çalışan yeni bir düzeni kuracağız. Saygılarımla.